İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz, bir kulun imanı doğrulmaz, kalbi doğrulmadıkça. Kalbi de doğrulmaz, dili doğrulmadıkça buyuruyor. Hazreti Peygamber'in tespitindeki gibi, dosdoğru bir kalbe sahip büyük bir veli olan Şeyh Maruf Kerhi'den bahsedeceğiz bugün. Büyük velilerdendir kendileri. Adı Maruf bin Firuz, künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhi denilmiş ve Maruf-u Kerhi diye tanınmıştır. Arifler Sarayı'nın seçkin sultanlarından olan Maruf Kerhi'nin anne ve babası Hristiyan'dır. Kendisi çocuk yaşında hidayet güneşi üzerine doğmuş, Müslüman olmuştur. İmam Ali Rıza'nın yanında yetişmiştir. İslam'ı öğrenmiş, ilimle meşgul olmuştur. Aşk-ı ilahiyle yanan yüreğini riyazetle teskin etmiş, yıllarını ilme ve irfana adamış, sonunda da muradını hasıl olmuştur. Maruf-u Kerhi, Davud-i Tâhi Hazretlerinden feyz almış olup, büyük velilerden Sırri-i Sekati'de Maruf-u Kerhi'den ders ve feyz alarak yetişmiştir. Harun Reşit'le aynı zamanda yaşamıştır. Muhaddis olup, zamanının meşhur hadis alimlerinden hadis dinlemiştir. Maruf-u Kerhi, Bağdat'ın imamı ve zahidi lakabını alır. Fıkıh, hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde büyük bir alimdir. Bütün bu ilimlerde hüccet, senetti. İçtihat makamına erişmişti. Bir gün Dicle kenarındaki hurmalıkların birinde etrafında talebeleriyle sohbet etmekteydi. Bir de bakarlar ki nehrin yukarısından bir kayık suları yara yara gelmekte. Kayıkta saz, nara, cümbüş ne ararsanız var. Bu durum meclistekileri rahatsız eder tabii. Birisi şöyle der. Ey pirlerin piri, bunlar için bedduada bulununuz. Bir daha böyle kötü hareketlerde bulunmasınlar. Allah dostunun dili varır mı hiç böyle bir şeye? Merhametle açar ellerini rahmet-i Rahman'ın dergahına. Sen kullarını dünyada sevindirdiğin gibi ahirette de sevindir. Talebeler hayretle bakarlar. Efendim bu duaların en güzeli nasıl olur? Der. Maruf Kerhi Hazretleri müşfik bir şekilde gülümser. Cenab-ı Hak bunları bağışlayıp cennetine alsa, size ne zararı dokunur? Der. Aradan çok zaman geçmeden kayık sahile yanaşır. Erkekler ve kadınlar oracıkta birbirlerinden ayrılıp nedametle tövbe ederler. Talebelerin hepsinin gözlerindeki ifade aynıdır. Derin bir hayranlık. Velilerin hayatlarının her anı bizler için ibret dolu bir sahne. Yine Dicle kenarında olduğu bir gün abdesti bozulur. Hemen eğilip topraktan teyemmüm eder büyük veli. Sorarlar tabii hikmetini. Efendim, Dicle yakınınızda olduğu halde niçin teyemmüm ettiniz? Dicle ırmağına varıncaya kadar ömrümün olduğunu biliyor musunuz? Diye cevap verir büyük veli. Hazreti Peygamber'in hayatını kendine misal seçen büyük veli, zamanının çoğunu ibadetle geçirirdi. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan, uykusuz gözlerle güneşi karşılayan Peygamber Efendimiz gibi olmaya çalışırdı. Bizler uykuyu ve istirahati tercih ederken, onlar rahatı terk ederler. Bir hikmeti var elbette. Dostlarından biri Maruf Kerhi Hazretlerine sorar. Maruf, seni bu derece ibadete sevk eden nedir? Maruf sükût eder. Ölümü anmak mı? Ölüm dediğin ne ki? Kabir ve berzahı anmak mı? Kabir dediğin ne ki? Cehennem korkusu veya cennet ümidi mi? Ha dostum, bunlar nedir ki? Bu saydığın şeylerin hepsini elinde tutan Zat-ı Kibriya öyle yücelerden yüce bir varlıktır ki, eğer onu seversen bu dediklerinin hepsini sana unutturur. Kendisiyle aranda bir marifet, bir bilgi, bir tanışma olur ve onun sayesinde bunların hepsinden seni kurtarır. Marifet, onun sevgi denizinde gark olmaktır.
Bağdatlı Müslümanlar Medine'de Süfyan bin Uveyne'yi ziyaret ederler bir defasında. Süfyan onlara, "Büyük aliminiz ne halde?" diye sorar. Şaşırırlar. "Kimdir o?" diye de sorarlar. "Maruf'u kastediyorum," der Süfyan bin Uveyne. "Dikkat edin, ondan istifadeye çalışın. Maruf yanınızda olduğu müddetçe Allah sizi korur." Maruf-u Kerhiye, "Muhabbet nedir?" diye sordular. Cevaben şöyle buyurdu. "Muhabbet, öğrenmek ve öğretilmekle elde edilen bir şey değildir. Ancak Allah-u Teala'nın bir ihsanı ile elde edilir. Tasavvuf, hakikatleri almak ve halkın elinde olan dünya malından ümidini kesmek, uzaklaşmaktır. Evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak olan, işleyeceği işi hak ile işleye, meşguliyeti daima hak ile ola." Ömür sermayesini en güzel şekilde değerlendirenlerden olan Maruf Kerhi Hazretleri son demlerindedir artık. Yatağında dostlarına şöyle der. "Can kuşum uçtuğu an gömleğimi çıkarıp sadaka verin. Niçin böyle yapıyorsun?" derler. Der ki, "Ben dünyaya gelirken çıplak geldim. Giderken de çıplak gitmek istiyorum." Büyük Veli 815 senesinde Bağdat'ta vefat eder. Kabri Bağdat'tadır. Veliler, onların sürdüğü hayat karşısında bize hayran olmak düşer. Bir de onlar gibi olmaya çalışmak elbette. Veliler, her biri diğerinden farklı bir renkte, her biri ayrı bir güzellikte, her biri farklı bir suretle vasıflandırılmış. Hepsi birbirinden ayrı kıymetli. Süleyman Nahifi bunları söylüyor beytinde. Her levni olup muhtelif, her biri bir suretle muttasıf. Bir sonra